Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an tefsiriyle ilgili bazı sorular geliyor. Bunlardan bir tanesi şu. Kur'an'ı anlamak istiyorum. Bunun için sadece meal okusam yetmez mi? Meal okuyarak Kur'an'ı anlamak konusunda bir eksiklik mi yaşarım? Şeklinde sorular geliyor. Bu sorulara benim her zaman verdiğim cevap şu. Evet meal okumak bir işe yarar. Yani meal okumanın yanlış olduğunu ya da meal okumanın işe yaramaz olduğunu, gereksiz olduğunu düşünenlerden değilim. Meal kesinlikle işe yarar ama Kur'an'ı anlamak, yeterince anlamak ve doğru anlamak konusunda çok işinize yaramayabilir. Şundan dolayı ayetleri doğru anlayabilmek için yan bilgilere ihtiyacımız olur. Mesela ayetlerin ayetlerle ilişkisi vardır. Buna teknik terim olarak siyak sibak ilişkisi diyor alimlerimiz. Yani ayetin önceki ayetlerle ve sonraki ayetlerle birlikte oluşturduğu bir bütün vardır. O bütünlük cihazın yerini takip edebilmek gerekiyor. Bunun için de sadece bulunduğu sayfayı okumak değil, Kur'an bütünlüğündeki yere de bakmak gerekiyor. E normalde sadece meal okuyan bir kişi başka bir altyapı bilgilerine sahip değilse, okuduğu bölümdeki ayetin Kur'an'daki başka bir suredeki ayetle ilişkisini bilemeyecektir. Bu durumda da ya yanlış anlayabilir ya yeterince anlamayabilir ya da aklında kalan soruları çözemeden devam edecektir. Başka mesela Hz. Peygamber'in bununla ilgili okuduğu bölümdeki ayetlerle ilgili açıklamaları vardır. İlgili hadisleri bilmiyorsa ya da Peygamber Efendimiz'in uygulamalarını bilmiyorsa sahabe döneminde sahabeler bu ayetle ilgili nasıl açıklamalar, nasıl uygulamalar yapmışlar onu bilmiyorsa o zaman okuduğu mealle ilgili bölümde anladım dediği yerler bile aslında yanlış anlaşılmış olma ihtimali ya da yetersiz anlaşılmış olma ihtimali var. Bunları sürekli aklımıza tutmak gerekiyor. Yani siyer bilgisi kesinlikle gerekiyor. Bir Kur'an bütünlüğü bilgisi gerekiyor. Hazreti Peygamber'in açıklamalarını uygulamalarını, hadis-sünnet bütünlüğü içerisinde Kur'an'la ilişkisini bilmek gerekiyor. Çoğu zaman aslında dinler tarihi bilgisi gerekiyor. Çünkü Kur'an Hristiyanların tarihinden, Yahudilerin tarihinden ya da cahiliye dönemi Arap tarihinden bir takım örneklemeler yaparak konuyu iş. Diyor. Onu bilmiyorsak peygamber kıssalarının geçtiği dönemleri veya coğrafyaları tanımıyorsanız konuyu anlamak zorlaşabiliyor. Kur'an'ın indirildiği dönemin kültürünü bilmek gerekiyor. Bazı ayetleri anlamak için ancak o dönemde yaşanan bir olayı bilmek gerekiyor. Yani mesela örnek olsun sadece bununla ilgili bir örnek vereyim. Mesela zıharla ilgili bir bölüm okuyorsunuz. Zıhar nedir? Kim yapıyormuş? Niye yapıyormuş? Nasıl, ne amaçla yapılıyormuş? Bunu bilmediğiniz zaman başka coğrafyalarda olmayan bu şeyi, bu kötü uygulamayı Sadece mealinden okumakla anlamak biraz zor. Yani dinler tarihi bilgisi de gerekiyor. Dil incelikleri gerekiyor. Mealler çoğu zaman Kur'an'daki ayetteki bir kelimeyi mesela Türkçedeki veya İngilizcedeki hangi dildeki meal olursa olsun bir kelimeyi başka bir kelimeyle en fazla bir iki kelimeyle karşılaşmaya çalışır. Öyle olunca da Kur'an'daki bazı çok önemli kelimelerin anlam derinliklerini karşılamak mümkün olmuyor. Hatta bazen bazı kelimelerin gerçekten birebir karşılığını bulmak neredeyse mümkün olmuyor. Bunun için şöyle bazen bir paragraflık açıklama yapmak gerekiyor. Bazen bir sayfalık açıklama yapmak gerekiyor. Bu o dilin inceliğinden kaynaklanıyor. O yüzden dil bilgisi, Arapçanın inceliklerini bilmek gerekiyor. İşte saydığım bütün bu bilgileri toplamayınca meal okurken anlamada eksiklikler yaşarız. Sonra Kur'an'ın anlaşılmasının gerekliliği diye bir vazifemiz var. Her Müslüman elinden geldiği kadar Kur'an'ı anlamakla da uğraşmak zorunda. Ayetler ve hadisler var bununla ilgili. Yani Kur'an'ı düşünmüyorlar mı şeklinde arka arkaya tekrar edilen ayetler var. Sonra Kur'an'ı okurken tertil üzere okumanın gerekliliğini öğreten ayetler var. Hazreti Peygamber'in bununla ilgili tavsiyesi ya da uyarısı olan hadisleri var. Kur'an'ı anlamaya çalışmak gerekiyor. Kur'an'ı anlamaya çalışmak deyince Mesela şu hadisin de küçücük bir üzerinde duralım. Biz genellikle Kur'an kurslarının duvarlarına yazmayı ya da İmam hatip liselerinin duvarlarına yazmayı severiz bu hadisi. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Şimdi bu hadiste kastedilen şey Kur'an okumayı öğrenen ve Kur'an okumayı öğretendir diye anlarsanız eğer o zaman Kur'an'la ilişkimiz çok garip bir hale gelir. Eğer hadiste kastedilen sadece Kur'an'ı okumayı öğrenen, okumayı öğreten ise Arap dilinin konuşulduğu bütün coğrafyalarda, Arap toplumlarında çocuklara okumayı yazmayı öğreten bütün ilkokul öğretmenleri en hayırlı insanlar olmaları gerekir. Oysa bizim toplumlarımıza, Müslüman toplumlarımıza her zaman üst düzey ilim sahibi alimler saygı görmüşlerdir. Bütün bunları toplayalım. Kur'an'ın anlaşılması gerekir. Anlaşılması için de istersemez yan bilgilere sahip olmak gerekir. Bütün bunların yanı sıra bir tanesi daha var ve bence hepsinden önemlisi okuduğunuz ayetlerin Bugün Bizim hayatımıza nasıl uyarlanacağı üzerinde bir şeyler söylemek gerekiyor. Yani ayeti okudunuz geçtiniz. Ayet bir dönemle ilgili bir olaydan bahsediyor. Tebük seferinden bahsediyor Tevbe suresinde. Tebük seferinde yaşanan olaylardan bahsediyor. Enfa suresi okuyorsunuz. Bedir savaşından sonra sahabenin kendi arasındaki bir tartışmasını anlatıyor. Bunu okudunuz. Ayetin hangi olayı anlattığını öğrendiniz. Bundan bize nasıl bir ders çıkar? Şimdi bu soruyla ilgilenmeden, bununla ilgili örneklemeler, uyarlamalar yapmadan Kur'an okumak hayatınıza Kur'an ışığında bir yön verme imkanını sağlamaz. O yüzden müfessirler, sahiboltlar bütün o yan bilgilerin de faydasını sağlayarak, bunların da yardımını alarak, bize Kur'an uyarlamaları yaparlar. Bütün mesele Kur'an'ı bugün yaşayabilmek için anlamak çabası. Sadece ayetin geçtiği olayı tarihsel döneminde anlamak değil, bizim hayatımıza ilişkin anlamaktır. O yüzden evet tefsir okumak gereklidir. Sonra şöyle bir soruyla karşılaşıyorum. Mesela bunun tamamlayıcısı olan soru. Hangi tefsir okuyalım diyorlar bu sefer? Bu çok aldığım sorulardan bir tanesi. Ben de her zaman şunu söylüyorum dilini ve anlatımını anlayabildiğiniz bütün tefsirleri okuyabilirsiniz şu tefsir ya da bu tefsir falan demiyorum. Dilini ve anlatımını anlayabildiğiniz bütün tefsirleri okuyabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz dönemin bir avantajı var. Mesela biz de şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. YouTube üzerinden, internet üzerinden tefsir de dinleyebilirsiniz. Dilini ve anlatımını takip edebildiğiniz herkesi dinleyebilirsiniz. Ben şundan yana değilim. Bu benim tarzım değil. Şu tefsiri okuma, falanca kitabı okuma, falanca adamı dinleme benim böyle bir yaklaşımım yoktur. Sadece şunu söylemeye çalışırım. Tek bir tefsir tefsirin okuyucusu olmayın. Tek bir tefsir anlatıcısının dinleyicisi de olmayın. Dinlediğiniz tefsir anlatıcılarının sayısını da çoğaltmaya çalışın. Okuduğunuz tefsirlerin sayısını da çoğaltmaya çalışın. Eğer tek bir tefsirin okucusu olursanız o zaman Kur'an'ı sadece onun açıklamaları üzerinden anlarsınız. Bu bir süre sonra onun açıklamalarını Kur'an zannetmek gibi bir ciddi sonuca yol açabilir. Çok tehlikeli bir sonuca yol açabilir. Oysa biz hepimiz biliyoruz ki Allah'ın Resulünden sonra hiç kimsenin bir konu hakkındaki görüşleri, bir ayet hakkında daki görüşleri allah Teala'nın muradı değildir. Biz o muradı anlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden zihnimize açtığımız pencerelerin sayısını çoğaltmakta fayda var. Bunu gözden kaçırmayalım. Bir insanı başka hiçbir tefsir okumaya ihtiyaç bırakmayacak şekilde bütün tefsirlerden, başka hiç kimseyi dinlemeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde bütün anlatıcılardan müstahni kılan yani ihtiyaçsız kılan bir tefsir ya da bir kişi yoktur. Diyelim ki öyle bir tefsir yazıldı. Bunun olabilmesi için bunun belki yüzlerce ciltlik bir tefsir olması gerekir ki bütün tefsirlerdeki örnekleri toparlayıp bir araya getirebilsin. Öyle bir şey yok. İmkanınız kadarıyla bir soruyu anlamaya çalışırken birkaç tefsirden anlamaya çalışın. Mesela şöyle bir şey yapmamakta fayda var. Zor olduğu için diyorum. İlla Kur'an'ı baştan aşağı bir tefsirden okuyup bitireceğim. O bittikten sonra dönüp bir başka tefsirden okuyacağım. Ben bu yöntemin çok faydalı olmadığını düşünüyorum. Onun yerine şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Öğrenmek istediğiniz sureyi en az 3 tefsirden okuyun. 3 farklı, en az 3 farklı tefsirden okuyun. Çok hızlı ilerlemeniz gerekmiyor. Yeter ki öğrendiğiniz sureyi güzel öğrenmeye, güzel anlamaya, hayatınıza ışık tutacak şekilde öğrenmeye çalışın. Meselemiz bundan ibarettir. Şu ya da bu tefsir diye isim vermeme gerek yok. Piyasada bulabildiğiniz her tefsir bizim için işe yarayan bir bilgi kaynağı, bir düşünce kaynağı olur. Bir de şöyle bir sorumuz var. Kur'an tefsiri deyince bazı yöntemler var. İki ana akımımız var. Kur'an tefsirinin yöntemi nedir diyorlar? İki tür tefsir yöntemi öne çıkar. Esas yöntem. Birisi ayetleri sure bütünlüğünü bozmadan yani mesela Bakara suresinin tamamını, ayetlerin bütünlüğünü bozmadan ayet sırasına uyarak tefsir etmektir. Bu da iki türlü gelişir. Yani Baştan başlayıp, Fatiha'dan başlayıp, Nas'a kadar bu sırayla takip edilen bir tefsir yazılabilir ki yazılan tefsirlerin büyük bir kısmı böyledir. Ya da eskiden de vardı, son zamanlarda daha fazla görülmeye başlandı. Nüzul sırasına göre başlanıp devam ediyor ama ikisinin de ortak özelliği sure içerisindeki ayet dizilişindeki sırayı bozmadan, sureyi kendi bütünlüğü içerisinde okuyoruz. Nüzul sırasına göre Kur'an tefsiri yapmanın çok özel bir esprisi yok aslında ya. Yani. Neden çok özel bir esprisi yok? Şundan dolayı. Şunu biliyoruz. Ayetler beşer onar, birkaç ayet veya işte bazen 20 30 ayet parça parça geldi. Sure bütünlüğü tam bir sure olarak gelen surelerin sayısı azdır. Biz nüzul sırasına göre mesela Alak suresi birinci suredir dediğimizde 19 ayetin tamamını başa yazmış oluyoruz. Oysa sadece ilk 5 ayet, ilk indirilen ayetler. Öyle olunca işte efendim ben nüzul sırasına göre okuyorum bu durumda peygamberi eğitimin gerçekleşmesinin aynısını ben de takip ediyorum gibi çok iddialı açıklamalara gerek yok. Özel bir esprisi yok. Neyi sağlar? Yani sadece ilk dönem ay sureleri, evet sıraları farklı olsa bile ilk dönem sureleri üzerinden gitmeye sağlar. İkisi de ortak özellik şu, sure bütünlüğü içerisinde o tefsir yapıyor. Bu yönüyle bence sadece sıralama farkı var. Bir ikincisi konulu Kur'an çalışması yapılabilir. Tarihte de çoktu, bugün de çok fazla var. Örnek olarak ahkam tefsirlerini söyleyebilirim. Sadece hüküm ayetlerini inceleyen tefsirlerimiz var. Mesela Hanefilerin var, Malikilerin var, Şafilerin var. Son zamanlarda hepsini içerisine alan farklı tefsirler var. Ahkam tefsirleri var. Bazıları edebi tefsirler var. Sadece edebiyat özetlerini inceleyen. Ya da bir grup sureyi, birbiriyle irtibatlı bir grup sureyi birlikte işleyenler var. Konulu Kur'an çalışmasının da çok ciddi faydası olur ama suredeki ayetleri kendi yerinde öğrenme imkanınız olmaz. Bu bilgilerden sonra kendi yapacağımız çalışmayla ilgili başta söylediğim cümleyi tekrarlayarak bir açıklama yapayım. Allah nasip ederse biz tefsir derslerimizde nözul sırasına göre tefsir yapmaya çalışacağız. Yani önce Alak suresini sonra Kalem suresini böyle bir sırayla devam edeceğiz. Bunun sebebi çok özel bir şey değil. Dediğimiz gibi surenin bütününü bozmayacağız aslında. Sıralama diyelim ki bütün videolar bitti. Bütün videolar bittikten sonra herkes istediği gibi alıp onu baştan aşağıda sıralayabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Neden böyle yapıyorum? Sadece şundan dolayı. Önce Mekke döneminde indirilen sureleri bir konuşmak, sonra Medine dönemini konuşmak için. Yani siyer bilgilerinin de tarihsel sürecine uyum sağlayarak anlatmak isteğimiz var. O yüzden nüzul sırasına göre yapacağız. Yoksa buna çok özel anlamlar falan yüklemiyoruz. Allah izin verirse başından başlayıp sonuna kadar böyle gitmeye çalışacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.